Evet arkadaşlar şimdi kazanın 25'e geçiyoruz. Bize burada x değeri nedir diye sorulmuş. Şu alttaki üçgene bakıldığı zaman şu üç birbirine eşitse burada muhteşem üçlü vardır. Yani şu açı 90 derecedir diyeceğiz. Bunu dedikten sonra şuralar x x'i de yazalım. Nasıl eşit ya bunlar. Sonrasında da köşegenleri dik kesişen bir dörtgen var. Ee, ne yapıyoruz? 4'ün karesi 16. 7'nin karesi 49 eşittir. 5'in karesi 25. Artı 2x'in karesi de 4x kare yapıyor. Evet. Ee, şöyle bir hesap yapalım. Bunları gönderdiğim zaman burada 24. 24, 16 daha 40 yaptı. 4'e böldüm 10 yaptı. Yani x kare 10 çıktı. x de demek ki kök 10 demiş. Geçelim. Ee, bu 56 ile 34'ün toplamı 90 yapıyor. Demek ki o zaman şurada nedir? 90'dır. Kural yine aynı. Karşılıklı kenarların kareleri toplamlarını birbirine eşitleyeceğim. 25 artı x kare eşittir 9 artı 81. Evet şurası 90 yaptı. 25'i çıkartırsak kaç kalıyor? 65 kalıyor. x de ee, buradan karekök 65 çıkar. Hani daha da iyi çıkamaz. İçeride çarpanlarından eee karekökü olan yok. Geçelim. Burada bak. İşte buradan. E, bu açı 30 derece. Şunun karşısı 4, buradaki de 8. Bu sadece 30 60 90 üçgeninde olan bir özellik. Yani şurasını dik kabul ettiğimiz zaman bakıyoruz ki burası dörtgen hipotenüs nedir? 8'dir. Yarı yarıya. Ee, o zaman kesinlikle burası 90 derece olmalı. Ee, sonrasında soru yine aynı formata dönüyor. Şunların kareleri toplamları birbirine eşittir. Yapalım. x kare artı 49 Sonra Şuradan 6'nın karesi 8'in karesi 100 yapıyor. %49'u çıkardık 51 yaptı. Buradan da karekök 51 çıkıyor.